Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu hafta yine sizlerle beraberiz. Bu videoda bir önceki videomuzdan yarım bıraktığımız anahtar kelimelere dayanarak arama ve istediğimiz fotoğrafa ulaşma konusuna devam edeceğiz. Hadi buyurun. Biz fotoğraflarımıza anahtar kelimeler atamıştık. Bu yapının içerisinde onu direkt arayacağız. Nasıl arayacağız? Yukarıda bakın bir filtre satırımız var. Bu filtre satırında bizim aslında fotoğrafları aramak için kullanabileceğimiz ikinci bir yöntem var ve de çok kuvvetli bir yöntem. Burada text olarak arayabileceğimiz gibi fotoğrafların özelliğinden, metadatasından arayabiliriz ve burada da filtremizi sıfırlayabiliriz. Şimdi bunlara teker teker örnek yapalım. Biz fotoğraflarımızın içerisinde bir metin arayacağız. Metini nerede arayabiliriz arkadaşlar? Aranabilir herhangi bir alanda, dosya adının üzerinde ya da kopyalama isminin üzerinde, başlığında, açıklamasında, anahtar kelimelerde, metadataların içerisinde, IPTC dataların içerisinde, EXIF datalarının içerisinde ya da pluginlerin içerisinde arayabiliriz. Biz anahtar kelimelerin içerisinde bir örneği şöyle yapayım. Anahtar kelimelerin içerisinde kadın diyelim. Bakın, kadın içeren büyük harfle yazdığımız için ve anahtar kelimeler büyük harfli olmadığı için bulamadı. Ama küçük harfle yazarsak, evet, içerisinde kadın olan birden fazla kelime yazarsak ve hepsini içer dersek, içerisinde yaşlı kadın olan, hatta içerisinde yaşlı kadın ve araba olan fotoğraflar gelsin. Bakın görüyor musunuz? Bütün arşivimin içerisinde anahtar kelimelerimi doğru tanımladıysam, içerisinde yaşlı kadın ve araba olan bütün fotoğraflar geliyor. Contain words dediği arkadaşlar, burada yazılan her bir şeyi bir kelime olarak arar. Contain all dediği, burada yazılanları bir blok olarak anahtar kelimelerin içerisinde arar. Bunu daha iyi anlamak için siz kendi çalışma alanınızda yapacağınız denemelerle bunu çok daha net anlayacaksınız. Don't contain dediği, bu anahtar kelimeleri kapsamayan fotoğrafları getirir. Örneğin işte şu anda seçilen fotoğrafların içerisinde yaşlı kadın ve araba yok. Örneğin bunların içerisinden şöyle sıfırlayalım. Sıfırladığımız zaman bütün şey gelir. Örneğin şimdi hamamı görüyorsunuz. Hamam olmayan fotoğraflar gelsin dediğimiz zaman bakın hamam otomatikman buradan düştü. Bir diğeri başlar. Yani biz buraya örneğin kuş diyelim. Kuş fotoğrafları gelir, başlar. Veya biter. Neyle biter? Örneğin araba. Ba ile biter desek. Bakın bunların içerisinde ba ile biten bütün heceleri bulabiliriz. Bir diğeri anahtar kelimeleri boş olan fotoğraflar gelsin diyor. Bir tane böyle fotoğraf var ki zaten bu fotoğrafta biliyorsunuz bulamıyor. Silinmiş bir fotoğraf. Dolayısıyla bunu hemen hatırlayalım. Arşivimizden bu şekilde çıkarabiliriz. Ya da boş olmayan fotoğraflar gelsin, yani anahtar kelimeler boş olmayan fotoğraflar gelsin dediğimiz zaman bütün bunlar gelir. Dolayısıyla anahtar kelimeleri atadığımız zaman şuradaki yöntemle ulaşabileceğimiz gibi buradan anahtar kelimeleri seçerek de ulaşabiliriz. Buradan sadece anahtar kelimeleri değil arkadaşlar, dosya ismini de seçebiliriz. Örneğin dosya ismi Vietnam'la başlayanlar gelsin dediğimiz zaman bakın şurada dosya isimlerini görüyorsunuz. Dosya ismi Vietnam'la gelsin dediğimiz zaman bunlar da gelir. Buradaki alanı güçlü bir şekilde aradığımız fotoğrafa ulaşmak için kullanabiliriz. Diğer taraftan attribute de bizim kullanabileceğimiz alanlardan bir tanesi. Burada neler arayabiliyoruz? Beyaz bayrakla tanımlanmış fotoğraflarımızı, bayraksız fotoğraflarımızı, çarpıyla tanımlanmış fotoğraflarımızı, bunları ne anlama geldiğini bir sonraki videoda anlatacağım için burayı hızlıca geçiyorum. Yine kaç yıldızlı, örneğin bunların arasından 3 ve daha büyük yıldızlı fotoğrafım varsa onlar gelsin. Ya da 3 ve daha küçük yıldızlı fotoğrafım varsa onlar gelsin gibi aramalar yapabileceğiz arkadaşlar. Yine renk haritasına göre yeşille işaretlenmiş fotoğraflar, beyazla işaretlenmiş fotoğraflar gelsin gibi aramalar yapacağız ama bununla ilgili video daha sonra gelecek ve size bu bölgeyi nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğiz onu anlatacağım. Bir sonraki arama noktamız arkadaşlar metadata'ya göre arama. Bu da yine çok güçlü bir arama kriteri bizim için. Neden? Çünkü fotoğraflarımızın içerisinde onlarca metadata var. Bu metadataları uygun şekilde kullanırsak dilediğimiz fotoğrafa yine çok hızlı ulaşabiliriz. Üstelik de anahtar kelimeleri dışındaki bilgilere. Örneğin şurada kamera diyor. 367 tane fotoğrafım arkadaşlar. Bir tanesi Nikon D300 ile çekilmiş, bir tanesi Nikon D800 ile çekilmiş, 44 tanesi X-T1 ile çekilmiş, 322 tanesi X-T3 ile çekilmiş. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki biz X-T3 ile çekilmiş fotoğraflar ya da X-T1 ile çekilmiş, Nikon D800 ile çekilmiş fotoğrafları rahatlıkla getirebiliriz. Bu tarafta hepsini getirdiğimiz zaman bu tarafta lensler var gördüğünüz gibi. 10-24 ile çekilmiş fotoğraflarımı getir ya da 18-35 ile çekilmiş fotoğraflarımı getir diyebiliriz. Daha da güzeli bu 4 tane haneyi özelleştirebiliriz. Örneğin görüyorsunuz lens yazısının üzerine gelip tıkladığım zaman yukarıdan aşağı bir liste geliyor. Tarihe göre listele dediğim zaman bakın bu fotoğraflar otomatikman tarihlerine göre listeliyor. Hatta tarihi açtığımız zaman hiyerarşik olarak içerisinde ay ve gün bilgileri de oluyor. Başka neler yapabiliriz? Dosya tipine göre arayabiliriz. Bu fotoğrafların içerisinde bir tanesi DNG, 2 tanesi JPEG, 365 tanesi RAW'mış arkadaşlar. Bayrak, az önce bayrak bilgisini söylemiştim. Bir başka videonun gündemi olacak. Rating'i öyle, label'ı öyle. Keyword'e göre arayabiliriz. Bakın şurada gördüğümüz keyword yapısı aynen burada oluştu ve bunu buradan da arayabiliriz. Anahtar kelimeden. Ya da edit, bunlardan kaç tanesi editlenmiş yani işlenmiş, kaç tanesi işlenmemiş. 359 tane fotoğraf işlenmemiş, şu 9 tane fotoğraf işlenmiş durumda arkadaşlar. Kameraya göre, kullandığımız kameraya göre, kameranın seri numarasına göre, lensimize göre, fokal uzaklığa göre, enstantane hızımıza göre, diyafram değerimize göre, ISO'ya göre, flash kullanıp kullanılmadığına göre, GPS datamıza göre, lokasyona göre, şehir, state yani eyalet, ülke, yaratıcısı, copyright statü gördüğünüz gibi burada onlarca EXIF datasından ulaşabileceğimiz kaynak var. Dolayısıyla burayı da etkin bir şekilde kullandığımız zaman çok kuvvetli bir tool elimizde. Örneğin şöyle bir işe yarar. Ya ben X-T3 ile 10-24 lensle 2018 yılında çektiğim fotoğrafları getir dediğim zaman yapacağımız şey şuradan diyeceğiz ki kamerayı X-T3 seç. İşte buradan lensi 10-24 seç. Şuradan da yılı, tarihi 2019 seç. 2019'un ocağı seç. Bakın arkadaşlar, 2019'un ocağında 10-24 ile çekilmiş, X-T3 ile çekilmiş fotoğraflar gelsin dediğimiz zaman gelir. Dolayısıyla bu bizim fotoğraflara atadığımız anahtar kelimelerden öte fotoğrafın EXIF datasından oluşan arama yöntemidir ki çok kuvvetli bir yöntemdir. Yoğun bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu da ikinci yöntemimizdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuz da burada sona erdi. Umut ediyorum bu içerikler hoşunuza gidiyordur ve sizlere faydalı oluyordur. Lütfen bu konudaki soru, yorum, görüş ve önerilerinizi aşağıya bırakarak hem bana yardımcı olun hem de benim size yardımcı olmama bir kanal açın. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Ayrıca hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve abone ol butonunun hemen yanındaki bildirimleri almanızı sağlayacak haberdar ol butonuna basmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.